Cumhurbaşkanımız şu anda genel kurul salonunu... 2024 bütçesine ilişkin mesaisini tamamlayan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu yeni haftada ekonomi ilişkin sorba kanun teklifini görüşecek. 80 maddelik teklifle kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisnası süresi 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak. Konut kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası tek konutla sınırlandırılacak. Bu adım ikinci ve daha fazla konutlu kredi almak isteyenlerin maliyetinin artması anlamına geliyor. Mustafa Baki Ersoy, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis... Is Teklifle ayrıca yurt dışından döviz getiren şirketlere vergi indirimi sağlanacak. Firmalar bilançolarını enflasyonun yarattığı tahribata göre yeniden düzenleyebilecek ama bankalar bu uygulamaya tabi olmayacak. Yaşar Tüzün, Selim Yağcı... Çek İbraz Yasağı da 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak. Özelleştirme ihaleleri elektronik ortamda yapılabilecek. Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırı 10 puan arttırılarak %83'ten 93'e çıkartılacak. Tamamlanmıştır. Tezkereyi oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Meclis Dışişleri Komisyonu'nun gündeminde ise İsveç'in NATO'ya katılım protokolü var. Komisyonun ikinci toplantısını yeni haftada yapması bekleniyor. Haftalık çalışmasına 28 Kasım Salı günü başlayacak genel kurulda uluslararası anlaşmalar görüşülecek. Genel kurulun gündeminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya görevini 24 ay uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de olacak.